Efendim merhabalar ben Doktor Ali Kerim Diler. Bugün size um, bir ünlü konuk getirdim. <gülüyor> <gülüyor> evet, bugün efendim sevgili program partnerim Ali Can Aytekin'i ağırlıyorum. Çünkü e, o da artık bir selebriti yani tebrik çok ediyoruz olsun, Ali Can'ım gerçekten. Şöhret basamaklarına birer birer tırmanırken. <laughs> Daha ilkindeyiz ama. E, olsun ama yine de seni ağırlamak bizim için mutluluk efendim. Ne demek efendim çok teşekkür ederim. Ee, evet yani buraya birileri geldi gitti şimdi bizim dizi de izleniyor, iyi gidiyor. Biraz da onu konuşalım dedik gerçekten Ali Hoca'yla. Evet. Ee... Ali Can sen... Ya sen bir kendini bir anlat bakayım. Sen nedir? Deneyimin ne? Oyunculuk şeyin ne? Yani Anlatayım. hangi lisede okudun? Nerede doğdun? Ben şimdi Antep'te doğdum. Sonra biz Samsun'a taşındık. Babamın işinden dolayı. Babam memur değil ama. Bunu söylediğimde herkes babam memur olduğunu düşünüyor. Hmm. Babam Rusya'da çalışıyordu. Bizi de almış Samsun'a götürmüş. Çocuklar rahat rahat akrabalardan uzak diye bütün akrabalarıma sevgiler. <laughs> Samsun'a herkese. <laughs> Orada böyle ilkokul, lise okudum. Sonra İzmir'e iç mimarlık okumaya gittim. Ama içimde hep böyle bir oyunculuk, bir televizyon aşkı vardı benim. Sonrasında orada bir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde işte oyunculuk eğitimi almaya başladım ama bir hobi olarak alıyorum. Kendimi geliştirmek, kişisel gelişim. Bir yandan da okuyorsun. Bir yandan da aynen hazırlık uzadı işte. Hazırlığı okuyorum filan. Sonrasında bir televizyon yarışması. Olur mu olmaz mı filan. Arkadaşım tuttu. Son anda beni götürdü oraya. Ben girdim yarışmaya. Hangi Ele, yarışma bu? Artizm Mektebi diye bir yarışma. 2010 tamam, ya da söyleyeyim. 2011 serisi. Jüri kimdi? Sinan Çetin, Anam Nurgül bir işçay, bir Çay, Müjde Ar ve Hardun Doğan. Tamam. dev bir kadro var. O zaman bakayım bir müjdecimizi müjdeciğimizi çağıralım evet, da evet. hani öğrencisinin <laughs> nerelere geldiğini Aynen. bir şey yapsın. Peki. Sonrasında yarışmaya girdim. Bir hafta, iki hafta derken ben yarışmada birinci oldum. Öyle olunca da insan bir kendine... Oldun ya. Evet evet. Maşallah sen. Yani yarışmada iki birinci var. Bir kızlarda bir erkeklerde. Kızlarda Burcu Biricik birinci. Erkeklerde de ben birinci oldum. Katılan sayısı kaç? Bayağı binlerce insan vardı. Süper. Televizyona 20 kişi kaldık. Sonrasında da işte o 20 kişinin içinden Abi. kızlar da, erkekler de Sonra İstanbul hayatımız başladı. Çünkü ailem çok destekledi o dönemde ama okumam şartıyla. İşte iç mimarlığı bıraktım. Bıraktın bıraktım. mı? Bıraktım. Burada tekrar üniversiteye girdim. Bilgi Üniversitesi'nde televizyon haberci ve programcılığı okudum. Sonrasında da küçük küçük reklamlarda derken. İç mimarlık ne kadar okudun? E şöyle iki sene ben hazırlık okudum. Hazırlığı uzatmıştım. Tam bölüme geçtim, yarışmaya katıldım. Aynen. Sonra bölümü bıraktım, buraya geldim. Artiz olmaya. Artiz olmaya. <laughs> Öyle alemin de desteğiyle İstanbul'da bir yer edindik işte küçük küçük böyle. İlk önce reklamlar. Babamız işçiydi. Ben de işçiyim. Sonra bölüm oyunculukları derken hip hop bıraktım. Böyle tırmandık bir yerlere. Sonra ben keşfettim seni. Sonra evet siz <laughs> keşfettiniz. Bir Instagram mesajı geldi. Birisi dedi ki bir proje var sizle görüşebilir miyiz? yani dedim, Instagram'dan gelen çok da ciddiye almadım. Sonra da oturdum bana böyle uzun uzun anlattılar. Diyorum ki tamam da doktor kim? Söyleyemeyiz orası sır dedi. Ha. Dedim ki zaten söyleseniz de ya o camiadaki doktorları tanımıyorum. Bildiğim bir isim var onun da simasını bilmiyorum. Sadece isim olarak biliyorum. Ha. Ali Kerim Diler. Hepiniz gerçekten. Yapar. Ama şöyle peki Ali Kerim dilere gelene kadar ki tıbbi geçmişin de var bir de Selim bir yandan. <laughs> Yani. Ama bence beni tıbbi geçmişimden dolayı değil, son oynadığım <laughs> işten dolayı aldılar. Doğru. <laughs> Çünkü orada da bir doktorun asistanını oynuyordum. Bravo. Ufak tefek cinayetlerde. Ha ben baktım böyle ya, çok, çok sıcak çocuk. Ya tamam bunu bana getirin dedim. Var, yani hani biraz bir yapımcı gözüm var. Çok yapımcı arkadaşlarım var e, evet. ama bir bir şeyim <laughs> var. Bir gün bunu bir şeye kavuşturacağız yani. Kesinlikle. Ama hani evet. Bizim keşiflerimizden biri. Aa, <laughs> Buna aynen. mutlu oluyorum yani. Sonra bana söylemediler. Yine isminizi söylemediler. Bir gün Instagram'dan Ali Kerim'i ekledi. Dedim ki ha doktor Ali Kerim Diller. Belli Onun oldu. Onun üzerine sonra tanıştık. Bir deneme çekimi yaptık. Orada zaten bence enerjimiz çok uydu. Çok evet. Sonrasında da böyle devam ettik. Böyle sizin karşınıza gelmeye başladık efendim aynen. Ali Can'la. Ali Can, son dizini anlat bakayım. <laughs> Vallahi çok güzel giden <laughs> Sen Sen ya, çok bir Sen Çal Kapımı. Sen Çal Kapımı. Bayağı yurt dışında izlenen. Yayınlandığı akşam İtalya'da TT falan oluyoruz. Inanılmaz bir kitlemiz var. Çok sev seviniyoruz bu duruma gerçekten. Dün sete Brezilya'dan tatlı gelmiş falan böyle. Enteresan bir kitlemiz oldu. Brezilya'dan tatlı ne yollamışlar evet, tatlı? Kendilerine özel bir tatlısı varmış. İsmini bilmiyorum. Böyle biraz yemedim de tatlıyı kestiğim için. Ama böyle üzeri kaplı, çikolatalı ve içinde... Süt reçeli gibi bir şey var dediler. Onlara özel bir tatlıymış. Onu gönderdiler filan. İş güzel gidiyor. Şimdi günümüz değişti. Cumartesiye alındık. bir şey söyleyeceğim. Bu böyle tanınırlık artık sokakta seni çevirip aa Sefer abi filan dizideki adı. <laughs> Seyfi. Seyfi. <gülüyor> Seyfi abi filan diye şey. Yani İstanbul'da çok sokakta çevirim olmuyor. Ama daha Anadolu'ya doğru gittiğimizde ha. işte atıyorum annemleri ziyarete Samsun'a gittiğimde oradaki insanlar daha çok şaşırıyor. Çünkü İstanbul'da herkes artık Birilerini görmeye alışık. Orada biraz daha şey oluyor ama ben seviyorum o durumu. Hoşuma gidiyor yani. Şimdi de biz set arasında kaçırdık Ali Can'ı. Evet ee... bayağı sabah gidip setimi, sahnemi çektim. Hatta yayınlanmış olacağı için söyleyeyim. Bu defile sahnesini çektik. Buraya geldim buradan geri gidiyorum yine defile sahnesi çekmeye. Devam edeceğiz. Aynen öyle. Peki mutlu musun oyuncu olduğun için? Ben çok mutluyum. Ya yani ben küçükken ne olacağımı asla karar verememiştim. Sonra dedim ki yani... Bir sahneye çıkmayı ben çok seviyorum. Yani dans ettim aslında profesyonel bir şekilde. Roman solistliği falan yapıyordum. Hatta Müjde Arbun'a şey demişti. Gördüğüm en seksi roman oynayan erkek demişti. En iyi bir roman oynatalım o zaman sana da. <laughs> <laughs> artık geçti. <laughs> Sonrasında televizyon işlerine atıldım ve yani şey ne olacağımı bilemiyordum çünkü her şeyi olmak istiyordum. Yani doktor da olmak istiyordum, serseri de olmak istiyorum, öğretmen olmak istiyorum. Dedim ki ben oyuncu olursam bunların hepsini olabilirim. Evet. O yüzden oyunculuğu öyle Peki, şey yaptım. Peki Seyfi'yi seviyor musun? Çok seviyorum. İlk bana aynı gün iki iş geldi. Biri Seyfi bir tanesi de başka bir projedeydi. Hatta söyleyebilirim iyi günde kötü günde diye bir dizi başlayacaktı. Seyfi karakteri çok acayip içim ısındı ve çok böyle dedim ki bu olmalı. İyi ki de o olmuş. Diğer iş çok kısa sürdü. Peki bir şey söyleyeceğim. Tiyatro. Tiyatro yapmak istemez miydin? Ben çok severim. Yani ben, ben eğer oyuncu olsaydım hayatımın her yılında ne kadar dizi olursa olsun mutlaka bir tiyatro oyunum olurdu diye Şöyle, ben de çok seviyorum sahnede olmayı. Yaptım da tiyatroyu. Ufak tefek cinayetlerden önce tiyatro yaptım. Aslında biraz tiyatro sahnesinde keşfedildim. Oranın kas direktörü izlemişti. Ondan sonra ufak tefek cinayetlere gidip. Ama Türkiye'de belli bir yere gelene kadar hem dizi hem tiyatro yapamıyorsun. Çünkü ikisi çakıştığı için dizide istemiyorlar çok tiyatroya vakit ayırmanızı. Yani ben dizi oyunculuğunu çok meşakkatli buluyorum. Şöyle mi çok meşakkatli? Yani orada oturuyorsun bilmem kaç saat, iki dakika şey çekmek için. Sonra evet. tekrar yani hakikaten hani bak ya bu oyuncular da çok iyi para kazanıyor falan hani uzaktan. Hepsi değil bir kere hani belki tepedeki 3 tanesi, dört tanesi. Ama o parayı bile kazanmak için bence yani 16 saat bekle bekle bilmem kaç açıdan aynı rolü oyna. O da hakikaten kolay bir iş değil. Onun için tamam. yani her şey uzaktan kolay gözüküyor insanlara. Ama hakikaten oyuncuların da ciddi emeği var. Şimdi ben hep şunu söylüyorum. Eğer sevmiyorsanız yapılabilecek bir iş değil. Evet Kesinlikle. her meslek için sevmeden çok zor yapılıyor. Ama atıyorum sevmeden bir banka işi yapabilirsin. Bankacı olabilirsin. Bir şekilde idare edebilirsin ama oyuncu olamazsın. Ben dün mesela sete gittim ve 7 saat hiçbir şey yapmadan beklemek zorunda kaldım. Tamam. Çünkü bir aksilik oluyor ve beklemen gerekiyor. O senin meslenin bir parçası. Yani sevmesen orada 7 saat boyunca o karavanın içinde bekleyemezsin. Hocam benim bütün oyuncu arkadaşlarımın öyle bir şeyleri var ya 18 saat çalıştım, 16 saat çalıştım. Bu gece beni 2'de bıraktılar sabah 6'da aldılar. Ölüyorum Kerim. Öyleyim böyleyim çok yorgunum. Onun için hani bir şeyler yapalım ki şunlar bir toparlansın. İşte, evet. O yüzden size çok ihtiyacımız oluyor böyle durumlarda. Bizim de size ihtiyacımız zaten <laughs> win win. Çünkü hakikaten oyuncular bence bir ülkeye moral veriyorlar her şey. Hele ki şu dönemde de. Evet. Düşünsene insanlar evden dışarı çıkamıyor. Hiç olmazsa izledikleri evet. dizilerle, şeylerle. Biraz daha ben Türkiye'deki bu kültürel hareketin biraz artmasını istiyorum. Yani dün yine bir oyuncu arkadaşımla konuşurken mesela Londra'nın kültür hayatını. Bir sokağın üzerinde 5 tane tiyatro var. Oradan böyle bu hani West End oyunları diyorsun. Aynı gece kapalı küşe 25 tane şey oynuyor. Bizde hiç gerçekten oyun o anlamda şey değil. İşte inşallah bizim devletimiz de i̇nşallah. sanata ve sanatçıya gereken değeri artık verir. Daha fazla verir, çok daha fazla verir. İşte bak ne diyorsun Brezilya'dan tatlı geldi. Evet. Yani bence Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olabilir. Yeter ki devlet özellikle dizi sektörüne, efendim film sektörüne Ağırlık versin. Şimdi ben hiç unutmuyorum. Lise sondaydım. E, bizi Roma'ya götürdüler. E, İtalya'ya götürdüler. Okul götürdü. İtalyan lisesi götürdü. Sonra da bizim o zamanki hocamız Maurizio Gatti, kendisi de bir sinema aşığı olarak bizi Çine Çitta'ya götürdü. Roma'da. Hmm. Çine Çitta çok büyük bir plato, çok büyük bir plato, Roma'nın azıcık dışında. Ve dedikleri tek şey şu: Siz bir projeyle gelin. Biz sizi kapıdan film rulonuzla uğurlayalım. O zaman için hmm. rulolardı. Yani 87 yılından bahsediyorum. Yani düşünsene şimdi Türkiye'de ben duyuyorum yeni yeni bir takım plato girişimleri var, şeyler çok, var. Çok küçük ama. Yani tabii ama yani bunlar devlet çapında desteklenseler ve İstanbul belki İstanbul dışında Türkiye'nin başka bir ili de bu şekilde şey yapılabilir. Bir platolar şehri olup bir film altyapısına, sinema altyapısına yani buradan da Türkiye'ye çok büyük hem tanıtım Evet. hem döviz girdisi hem ihracat kalemi kesinlikle, olarak önemli evet. rol olacağına eminim e bu evet. alanda ağır işçileri siz oyuncular olacaksınız inşallah biz sizle asıl seçimler. ağır, siz ağır işçiler gerçekten kamera arkası ama Kesin. bu kesinlikle bizden çok daha erken sete geliyorlar ve bizden çok daha geç evlerine dönüyorlar Aynen. bence asıl ağır işçiler ve onlar. büyük riskte çalışıyorlar çok. yani hele ki bu şey ortamında Aynen. Peki Alican, biliyoruz ki kendine dikkat ediyorsun. Nasıl <laughs> dikkat ediyorsun? Bunu da duysunlar. Yani Vah, hani... hiç de hocam dikkat edemiyorum. Sizler sayesinde kendimi toparlamaya çalışıyorum diye. Yani küçük makyajlarla diyorsun. Küçük makyajlarla. Ya çünkü gerçekten düzensiz bir saat aralığımız var. O yüzden de çok dikkat edilmiyor. O arada ne bulursak onu yemeye çalışıyoruz ve karbonhidratlı geliyor genelde setle çünkü ağır bir tempoyla çalışıldığı için. Onu tüketmek zorunda kalıyoruz. E sonra şeyi mi oynayacaksın yani şimdi setlerde? Hep şişman olacaksın. O be bezi mi oynayacaksın yani? Olmaz. <laughs> anda şahanesin ama hani kırkından sonra. Yok işte toparlamaya çalışıyorum ama çok zor. Yoksa asa şişman olarak Peki, kalmak fizik istemiyorum. Fizik, aktivite, spor vesaire? Fırsat buldukça yapıyorum ama boş günlerimde. Kendinde en çok sevdiğin özelliğin nedir? E, i̇şimi çok seviyorum. İşe giderken hiç burun kıvırmıyorum. Çünkü bu ne kişisel bir olsun... özellik değil. İşimi çok severim. İşi Ama seven hayır. bir yani şey. Büyük bir aşkla o işi yap. O zaman yaptığın işe aşkla tutunmak diyelim. Diyelim. Peki. Aynen öyle. Bizim en çok sevdiğimiz özelliğin senin. Güzel gözlerin, bakışın evet, ve gülüşün. Güzel. Onun için teşekkür ediyoruz. Ben Hep teşekkür daim ediyoruz. olsun. Bugün böyle birazcık... Aceleye geldi dedik. aynen. Bir de vakit kısa olduğu için böyle biraz hızlandırılmış her şeyi anlattım size. Ama daha sonra belki size güzel bir soru cevap videosu çekeriz. Çekelim bir tane. İnsanların merak Peki. ettiklerini sorarız. Hadi teşekkür ederiz. Kendinize i̇yi yani bakın. <laughs>